Hakan Bayrakçı, şu... Evet, benim bir nükleer savaş senaryom var çünkü. Anlatayım. Ee, Yavuz'a veda edelim. Çok teşekkürler Yavuz. Evet. Şunu kullanabilir miyim? Şimdi efendim, problem şu. Şimdi, sayın Neden seyirciler, haydi? bu bu haritada... ...ülkelerin elindeki tahmini nükleer başlıklar... ...yani nükleer silahlar... E, ...sayısal olarak... ...dünyadaki durum... Anlatılıyor. Evet. Hakan Bayrakçı da kendi tezini savunacak. Evet. Şimdi önce şunu belirtelim. Bir kere daha söylemiştim. 2-3 hafta önce ama bir daha söylemek zorundayım. Hiroshima ve Nagasaki'ye dünyada Japonya'ya Japonya atılan Amerika Birleşik <laughs> Devletleri'nin attığı iki atom bombası var. Halk tabiriyle atom bombası bunun adı. Aynı şey mi? Bunlar aynı şey değil. Bunlar Hiroşimaya atılanın 80 misli gücü daha fazla etkisin. Her biri Hayır, daha da güçlü bunlar. Tabii, ki. nükleer dediğimizde atom bombasından daha güçlü evet. bir bombadan bahsediyoruz. Şimdi mesela Hiroşima'ya bomba düştü, düştüğü gün 90 bin, 100 bin kişi öldü, ama radyasyonun etkisiyle müteakip aylarda ve yıllarda da bu ölü sayısı 250 bine ulaştı. Nagazaki'de de aynı şey oldu. Bunlar da aynı şekilde değil mi? Çok daha fazla her birinin etkisi. Ama yine bunlar da radyasyon yayacaklar. Tabii ki. Hem bunların bakın atom üç çeşit etki yapıyor. Bir patladığı anda o anda hani oluyor. herkes izlemiştir kurgu bilim filmlerinde. Patladığı an alev dalgası gider. Tuf diye bir alev dalgası dağılır. Merkez kaçlan. O dağılımda Hiroşima'da 100 bin kişi öldüren bir atom bombası Bugünkü teknolojiyle yapılmış bir nükleer bomba eğer nüfusu yoğun bir yere aynı şekilde atıldığı an 1 milyon kişiyi öldürür. Daha da güçlü bir Heh. öldürme kuvveti var. Ya. Artı son müteakip hafta yani sonraki hafta ve haftalardaki ilk etkisi bir de yıllarca sürecek olan radyoaktif. O yıllarca sürecek olan radyoaktif etki de e, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasının etkisinden daha fazla mıdır? Hayır radyoaktif hep aynı ama birinci dalgadaki öldürücü etkisi çok yüksek bu atom bombaların. Bunların. Hı. Peki şimdi bu durumda gerçekten de Rusya elindeki 6257 nükleer silah var. Bunu kullanabilir mi ya? Böyle bir ihtimal var mı? Siz yok şimdi diyorsunuz. Bence ne? neden yok? Neye neden, göre? Nedeni söyleyeyim. Şimdi diyelim bir, bir senaryo yazalım Hızlı hızlı yazalım. Bir tane at, nükleer bombayı, bir tane atom bombasını bu çok bunaldı. Yürüyemiyor, gidemiyor. Şu oldu, bu oldu. Estek, köstek. Ukrayna'da bir yere attı. Şehire de atmadı diyelim. Askeri bir merkeze attı. Şehre atamaz. O kadar da o kadar değil. Çünkü bir herhangi bir şehre attığı an yani bu Lviv, Kiev zaten değil de ne bileyim e yerleşim birimine atamaz. 700 bin veya 500 bin nüfuslu bir yere atması demek 500 bin kişinin tamamının ölmesi demek. Bu Nagasaki ve Hiroşima'daki atom bombası gibi değil. Daha güçlü. Atıldığı yeri götürüyor. Peki. Kaplumbağa bile sağ kalmıyor. Peki. Ee, evet ne olur atarsa? Ha. Bir tane böyle bomba attıran atom bombası bir tane. Ne gösterirse? Yani... Yer değiştirirseniz daha rahat anlatacak diyor. <laughs> onur. Peki. Şimdi oldu mu Onur? Neden bu senaryo bana uçuk geliyor? Ya pardon, bu arada nükleer baş kullanırım diyebilir. Bunları konuşuruz. Putin tehdit edebilir. Varoluşsal <laughs> bilmem ne der. Hepsi olabilir. Bunların hepsi Biden'da siyasettedir. Biden söyler. Bunlar konuşulur. Ama ben realiteyi, sonucu söylüyorum. Bizim milletimiz de bunu merak ediyor aslında. Yani benim birçok tanıdığım insan 3. dünya savaşı olur mu? Nükleer savaş olur Peki, mu? Bunu merak ediyor. Bir şey soracağım. Erdoğan Paşa diyor ki ben şöyle anladım 6257 nükleer silah var elinde ama bu nükleer silahların tümü hepsi aynı oranda etki yapan silahlar değil. Değil tabii evet. Bazıları daha Doğru, nispeten evet. küçük etki Elbette, ediyor. Elbette Paşa bilir onları. Tamam o zaman Rusya elindeki bu silah nükleer silahlardan daha küçük etki yapanı ee, Ukrayna'nın yerleşim yeri olmayan bir yerinde deneyebilir mi? Onu bir söylüyor. tane attı diyelim. Bir senaryo geliştireceğim. En hafifini attı diyelim. Ki bunun en hafifi bile yani en az içinde aktif değer taşıyan e, nükleer başlık bile bu Hiroşima ve Nagasaki'ye atılanın minimum 25 misidir. Hayır, o bile diyorsun. O bile 25 misidir. Kalmadı. O en iptidai atom bombası o. O böyle deve gibi bir şeydi zaten. Altı metrelik bir şeydi. Şimdi bakın diyelim bir tane attılar. Acil bütün dünya, Birleşmiş Milletler, NATO, bütün üniter yapılar, böyle daha doğrusu internasyonal yapılar, acil toplanırlar. Ya bunlardan herhangi birisi ortak bir kararla ya da ülkelerden herhangi birisi ki bu ülkeler kimler? Amerika, Fransa e, burada koyulmamış ama İngiltere ve Fransa oldu. Birleşik var, var. Krallık. Krallık, Fransa İsrail, İsrail'de de var 90 tane. Pakistan, Hindistan yan yana iki ülke. Kuzey Kore, Çin, Çin ve Kuzey Kore. Bu Kuzey Kore biraz affedersiniz bunun devlet başkanının çılgınlığı nedeniyle. Kore'de ne işi var yani atom bombasının Allah aşkına. Şimdi bu toplantılardan şöyle bir karar çıktı. Ha. Öyle mi? Sen insanlığın en büyük düşmanı olan ve gelecekte insanoğlunun en büyük tehdidi olarak görülen. Yani şeyden daha etkili bir tehdit kıyamet senaryoları için. E, gök taşından. Sen bunu mu kullandın? Ha. Bir tanesiyle cevap verilme kararı alındı an diyelim. Alındı diyelim. Ki alınabilir. Nedir? Şehir merkezine değil. Yine bir askeri üsse. Bunlardan herhangi birisi, NATO, şu, bu, faktof, bir ülke, tek ülke, Rusya'da herhangi bir askeri üsse. Bu arada Rusya deyince şurasını hep düşünün. Burası böyle bomboş, ya yani bomboş değil de buraya nazaran şey, daha başı. Şurada herhangi bir askeri üsse, düğmeye bastığı an, bu nükleer başlık sistemi şöyle işliyor. Bir kere kalktığı an, atılan ülke onu görüyor. Daha 34. saniye mi ne tespit ediyorlar. Havalandı geliyor diye. Tespit etti Rusya diyelim. Siz bunun ki yaklaşık 25 dakika ile 35 dakika arası süreler var bunların menzile ulaşması için. Biliyor ki 30 dakika sonra benim bilmem ne üstüme bu şey düşecek. Nükleer. Nükleer bir atom bombası düşecek. Diyelim ki o anda Rusya'da madem öyle sen bunu bana gönderiyorsun. Örneğin bunu Amerika Birleşik Devletleri gönderdi diyelim. Ben de sana bir tane buradan sallıyorum. Ha, bir tane bile müteakip karşı düğmeye basıldığı an ki bunlar sistem olarak çift düğme biliyorsunuz. Tek düğme değil. Ya o zaman şöyle bir şey var. Bir dehşet dengesi var. Bu dehşet dengesi nedeniyle kimse bu silahı kullanmaya cesaret birinciye edemez. Birinciye basamazsınız onun için diyorum. Çünkü birinciye bastığınız an senaryonun sonu O zaman ne yapar biliyor musunuz Amerika? Kaç tane var elinde? 5600 değil mi? Bunların hepsi Amerika'da konuşlanmış değil. Denizaltılarda var. Gemilerde başka var. Başka ülkelerde var. Gemilerde var. Dağınık yani çeşitli yerlerde bu nükleer başlıklar. Dünya yanar ya. Ama bunların en az dört bin tanesine basar abi. Ne diyorsunuz ya. Tabii. Çünkü siz, düşünsenize Rusya sizin bir tane üstünüze salladı bir tane. Aa, o zaman ciddiye almayacağız bu nükleer silahı. Bence öyle. Ben onun için bunu ben, Abdullah. <laughs> Şimdi tabii Hakan Bey sözü kesmek istemedim ama izin verirseniz burada burada yani e, bu çok misiniz? ciddi bir iş. E Erdoğan Paşa'm bir dakika Abdullah Ağar Bey bana için müsaade Ama edin yani misiniz? benim iddiam şu. Birer tamam, bu abi. Şimdi e, müsaadenizle. Teslim edeyim ben yerime. Şimdi dünya devletler bu silahlara sahip olduğundan beri zaten ben bir Ben bu silahlardan bahsetmedim Hakan Bey. Oturuyor. Pardon. Bir Erdoğan Paşa'm bir şey söyledi. Anladım Dayın, Paşa'm. Sayın Hakan ben bu silahlardan bahsetmedim. Bu gözüken sizin orada 5000 küsür gözükenlerden bahsetmedi. Neden bahsettiniz peki? Ben taktik nükle ben taktik nükleer silahlardan bahsettim. Farkı Hı. ne? Taktik nükleer silahlar bunların içine girmez. Bunların sayısına ilave olmaz. Hı. Taktik nükleer silahlar bizim e, kara kuvvetlerimizde de vardı zamanında. Topçu birlikleri tarafından atılır. Peki tahribatı yani onlar, ne kadardır evet, onların? E, yani tahrip tahrip gücü nedir? Tahribatı onun? o siz Anladım. ayarlıyorsunuz. Hayır tahribatını siz ayarlıyorsunuz. Düşük tahribatlı. Yani Şimdi, bir, e, Japonya yatıdan 20 kiloton, bunlar yarım kiloton. Anladım. Erdoğan Efendim çeyrek kiloton. Bir izin verirseniz devam edelim. Size döneceğim bu konuda.